Şimdiki durağımız Özbekistan sevgili seyirciler. Şahruh Bek Alimov muhabir arkadaşımız bizi Özbekistan'ın Sirdarya vilayetinde bir ortaokulda bekliyor. Önemli bir de konuğu var. Taşkent Büyükelçimiz Sayın Mehmet Süreyya Er. Hemen o noktaya dönelim ve sözü fazla uzatmadan onlara bırakalım. İzlenimlerini alacağız o okul ziyaretinden. Bugün Özbekistan'ın Sirdarya vilayetindeyiz ve Sirdarya vilayetinin merkezi Gülistan şehrinde bir okuldayız. Özbek şairi Halime Hudaybergenova adın anıtına yapılmış bir okuldayız. Şu anda okulun müzesinde bulunmaktayız ve başta Özbekistan, Türkiye'nin Özbekistan'daki büyükelçisi olmak üzere bir heyetle buraya geldik ve şu anda heyet okulun ziyaretinde bulunmaktadırlar ve hemen yanımda Özbekistan'daki Türkiye Büyükelçisi Sayın Mehmet Süreyya Er de yanımda bulunmaktadırlar. Ve Sayın Büyükelçim, görüşlerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Öncelikle Özbekistan'dan, atayurdumuz Maverani Nehir'den selamlar, hürmetler. Bugün güzel bir vesileyle buradayız. Özbekistan'ın gözde vilayetlerinden biri olan Sirdarya'da, Gülistan şehrinde, 2 sene önce kurulan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyayev tarafından onun talimatlarıyla kurulan bir proje okulundayız. Büyük bir şairimiz Halime Hüderbeya'nın vefatından sonra onun adına kurulan bir okul, onun anısını ve ideallerini yaşatmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Mirziyayev tarafından onun talimatıyla kurulan bir okul. Okul müdürü de değerli bir dostumuz, aynı zamanda Şaire Hanım'ın da şakirtlerinden şair, edebiyatçı dostumuz Muhammed İsmail Bey. Burada gerçekten onun hatırasını yaşatacak ve burada müşterek medeniyetimizin şiarlarını hem benimseyip hem de tüm bölgeye, ülkeye, dünyaya aksettirecek cıvıl cıvıl gençler yetişiyor. Bizler uzun zamandan beri buraya ziyarete gelmeyi düşünüyorduk. Fakat pandemi girdi araya, salgın. Dolayısıyla bunlar biraz aksadı. Video konferans üzerinden bu tür faaliyetleri yürütüyorduk. Fakat eğitim faaliyetleri bizim ayrı bir ehemmiyet verdiğimiz alan, elçilik olarak burada yaşayan memleketimizi, devletimizi temsil eden insanlar olarak. Çünkü bizler inanıyoruz ki bizim şu anda sahip olduğumuz dünya tasavvuru, din anlayışı, hayata bakışımız, beşeri münasebetlerimiz, bunların hepsini şekillendiren ulu babalar, ecdadımız bu mübarek topraklarda yetişmiş, buralarda metfun. Dolayısıyla bizler buraya hizmet etmeyi Özbeklerin güzel bir ifadesiyle hem karz hem farz biliyoruz. O şuurla, o heyecanla çalışıyoruz. Dolayısıyla onların davetini elbette ki geri çeviremezdik. Davete icabetle bugün buradayız. Burada girişte kardeşlerimiz büyük bir heyecanla, coşkuyla karşıladılar. Biz de çok duygulandık. Karşılayanlar arasında öğrencilerimizden Sevinç Han da vardı. Sevinç Han malum, belki TRT'de izleyenler vardır. Bizim yeni yıl tebriğimize çok güzel bir şiirle, çok da güzel bir okuyuşla, hissederek, duyarak, okuyarak şiirlerle güzel bir mukabelede bulunmuştu. O bizi duygulandırdı gerçekten. Ardından başka öğrenciler de aynı derecede kabiliyetli, yetenekli öğrencilerimiz de bunun ardını getirdi. Biz de şimdi burada davete icabet ediyoruz. Onların bu coşkusunu Türk Günü programı düzenlemişler. Burada bizim Türkiye'den ve Özbekistan'dan ortak kültürümüzü, medeniyetimizi temsil eden değerlerimizi Nazım Hikmet'ten Mehmet Akif Ersoy'a, İşte Özbek şairlerinden Türk dünyasının diğer değerlerine kadar bu ve bizim şarkılarımız, türkülerimiz de keza güzel bir program olacağına ben inanıyorum. Sizin huzurunuzda bu güzel programa emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah
Bu programların arkası gelir. Zaten öteden beri faaliyetlerimiz arasında önemli bir yer tutuyor. Bunlar artarak, çeşitlenerek devam edecek. Özbekistan-Türkiye kardeşliği ilelebet payidar olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, demin belirttiğimiz gibi biz Özbekistan'ın Sirdarya vilayetindeyiz ve Sirdarya'nın merkezi Gülistan'da yapılan bir ortaokuldayız ve Halime Hudaybergenova, Özbek şairi Halime Hudaybergenova anısına yapılan bir okulda şu anda eğitimler başlamış durumda ve 100'den fazla öğrenci şu anda eğitim alıyor. Bir yönü daha söyleyelim. Burada yabancı diller yanı sıra Türkçe eğitimi de veriliyor. Bunu da belirtelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Taşkent Büyükelçimiz yayın konuğumuzdu Sayın Süreyya Mehmet Er ve dedi ki Türkiye-Özbekistan kardeşliği daim olsun. Bu dileklerine biz de katılıyoruz.